sözleşme görüşmelerine kilitlenmiş durumdayız. Kamu çalışanları için bugün artık zam oranları konuşulacak. Detayları almak için hemen Ankara'ya gidelim. Arkadaşımız Ertuğrul Tunç bizleri bekliyor. Detayları ondan alalım. Ertuğrul. Gizem, senin de söylediğin gibi tam 700 binden fazla kamu çalışanının gözü kulağı bu görüşmelerde sabah saatlerinde başladı. Görüşmeler, pazarlıklar diyelim ve devam ettiğini söyleyelim. Peki öncesinde ne olmuştu? Masada neler var? Onları anlatalım ki sonrasında beklentilerin ne şekilde gerçekleşmesi isteniyor onu da aktaralım. Bu yıl birlikte hareket etme kararı almıştı Türk İş ve Hak İş sendikaları ve de ilk teklifi onlar yaptı. Yani 31 Mayıs'ta başlayan süreçte ilk teklif sendikalardan geldi. İstiyorlar ki 2021-2022 döneminin ilk 6 ayında %20, diğer 6 aylar içinde enflasyon artı %3'lük bir refah payı talebi var. Tabii bununla birlikte de kendilerinin en düşük brüt ücretin 4800 liraya yükseltilmesi şeklinde bir istekleri daha bulunuyor. İşte bunlar minimum istekler şeklinde dikkat çekiyor. Bu sabah da Memur Sen'den ilk talep geldi. Onlar da kamuoyuyla taleplerini paylaştılar. Onların talebi ise kamu görevlileri için ilk olarak 600 lira seyyanen bir zam. 2022 için %21, 2023 için ise %17'lik bir zam talep ediyor Memur Sen. Diğer yandan 8 Temmuz'daki masaya oturduklarında, yani bir yanda sendikalar, diğer yanda hükümet varken, burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk teklifini yapmıştı. Az önce aktardığımız verilere baktığımızda aslında bu teklifin çok uzak olduğunu görebiliriz. O teklif neydi? Brüt 1577 ile 3750 lira arasında maaş alanlara 100, 3750 ile 4000 lira arasında maaş alanlara ise 60 liralık bir seyyanen zam teklif etmişti Bakan Bilgin ve de yılın ilk 6 ayı için %9, ikinci 6 ayı için de %5 artı enflasyon farkı olarak iletmişti teklifini hükümetin. Peki ne oldu? Sendikalar çıkışta bu öneriyi yetersiz buldu. Sonrasında araya tabii ki 9 günlük bayram tatili girdi ve de o görüşme mesaileri bugün kaldığı yerden devam ediyor. Genel olarak taraflar görüşmelerden umutlu ve de masaya olumlu bir havanın hakim olduğunu söylüyorlar. Bu noktada da ortak bir paydada buluşacaklarını düşünüyorlar. Bakanlığın teklifi ve de sendikalarla konfederasyonların teklifine baktığımızda bu konuda bir çıkış yolu olacağını düşünüyoruz. Onlar da bu şekilde umut ediyorlar. Peki böyle bir uzlaşıya varılamazsa ne olacak? İşte o zaman adres hakem kurulu olacak ve de uygulanacak olan zam oranlarına hakem kurulu karar verecek ve de her iki tarafta buna uymak zorunda olacak. Bugün sabah saatlerinde başladı görüşmeler, teklifler bu şekildeydi söyledik ve de şimdi hükümetin yapacağı ikinci teklife gözler çevrildi. Onu da yakından takip ediyoruz diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Evet, arkadaşımız Ertuğrul Tunç'a teşekkür